Yıldız Tilbe 8 ayda konserlerden kazandığı parayı yanlışlıkla açıkladı. Bu bayramda da aklımızı alıp paraya para demeyecek. Peki çocukluğundan beri sahnelerde olan şarkıcının serveti ne kadar? Bir konserden kaç para alıyor? İşte Yıldız Tilbe'nin dillere destan mal varlığı. O belki de Türk müziğinin en kendine özgü karakteri. Dansı, sesi ve duruşuyla bu dünyada bir tane daha Yıldız Tilbe yok dedirtiyor. İzmir Gültepe doğumlu Yıldız şarkı söylemeye küçük yaşlarında başlamıştı. İlk kez sahneye de doğduğu şehirde çıktı. Adı gibi öylesine bir yıldız ışığı taşıyordu ki Sezen Aksu'nun kulağına kadar gitmişti namı. Onun kaderi büyük starların arasına yazılmıştı. Sezen Aksu'nun elinden tutmasıyla kendini İstanbul'da buldu. O gün bugündür şarkılarıyla hepimizin yüreğine dokunuyor. Çocukluğundan beri emek verdiği sahnelerde kendi imparatorluğunu kurdu desek yalan olmaz. Türkiye'nin en çok kazanan şarkıcılarından. Bu yıl da Ramazan bayramında paraya para demeyecek. Yıldız Tilbe bayramda tek sahnesinden 2 milyon lira kazanacak. Evet, bir gecede 2 milyon lira. Ünlü şarkıcı 2019 yılında 8 aylık gelirini yanlışlıkla ağzından kaçırmıştı. Yıldız Tilbe konser takvimini sosyal medya hesabında yayınlamak isterken yanlışlıkla konserlerden kazanacağı parayı da takipçileriyle paylaşmıştı. Böylece Yıldız Tilbe'nin 2019'un parasıyla 8 ayda konserlerden 4,5 milyon lira gelir elde edeceği ortaya çıkmıştı. Dillere destan çok sayıda ölümsüz şarkıya imza atmayı başaran Yıldız Tilbe sahne, albüm, reklam ve konser çalışmalarından elde ettiği gelirini pek çok ünlü kadının aksine sahne kıyafetlerine yatırmıştı. Geçtiğimiz yıllarda bir röportajında gerekirse pazardan giyinir kıyafete servet harcamam demişti. Hatta Tilbe magazincilerin çok beğenirseniz bir kıyafete 1 milyon lira verir misiniz sorusuna şaşırmıştı. 1 milyon liranın ne kadar olduğunu hesaplayamamış, menajerine sormuştu. Peki parayla bu kadar uzak ilişki kuran ünlü şarkıcı kazancını nereye harcıyor? Yıldız Tilbe gelirini konut ve gayrimenkule yatıranlardan. Ege bölgesinin tatil cenneti Kuşadası'nda bir çiftliği var. Ayrıca İstanbul'da lüks markalı konut projelerinden 3 daire satın aldı. Yıldız Tilbe'nin İzmir'de de bir çiftlik evi, 2 kışlık evi ve çok sayıda arazisi bulunuyor. Ayrıca ünlü şarkıcı Ayvalık'ta içinde 500 zeytin ağacı bulunan bir arsaya yatırım yaptı. Doğal yaşama önem veren Tilbe'nin yetiştirdiği zeytinlerle marka kurup yağ üreteceği söyleniyor. Sahnelerin tozunu ışığıyla attıran şarkıcının ticarette neler yapacağını göreceğiz. Yıldız Tilbe, paraya dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın da sık sık gündemine gelen bir isim. 2018'de TL-dolar kuru karşısında değer kaybetmeye başladığında TL basıyorsak dolar da basarız nedir bu yani yorumunu yapmıştı. Yine 2018'de dolar bir hayli yükselmeye başlayınca şunları söylemişti. Bence dünyadaki bütün ülkelerin paralarının değeri aynı olmalı. Birini diğerinden üstün kılan ne ki? Yıldız Tilbe'ye katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.